Merhaba canlarım. Evet, konu et beni. Biliyorsunuz et benime ip bağladım. Çılgın bir şekilde denemek için. Tabii şunu doktorunuza danışmadan önce yapmayın. Benim iki türlü ev doktorum var. Birisi tamamen tıbbi bir doktor. Yani böyle ilaç, antibiyotik işte ne varsa yazmayı seven bir doktor. Birisi de ev doktorum yani aile doktorumuz. O da alternatif tıpla işte otla motla alternatif şeylerle ilgilenen uğraşan bir doktorum. Şuna şimdi şurayı kapatınca ha. Ona danışmıştım dedim bende bir et beni var. Şimdi dedi kestirme bir alternatif ama benim ultrakain diye uyuşturucu hani bir şey kesildiği zaman doktorda dermatologda uyuşturuluyorsunuz ya. O iğneye karşı alerjim olduğu için dedim ben bunu kestirince de çok acıyacak iğnesiz. Alternatifini de aramadım daha doğrusu. Ne yapayım dedim. O da ha ben dedim bir de bunun eski bir yöntemi var dedim. Bu da dedim hani eskilerde dedim bağlıyorlardı bunu dedim. Hani böyle sımsıkı bağlıyorlardı ondan sonra bu kararıp düşüyordum. Tamam yap dedim. Şimdi size birkaç gündür bunu çekmedim. Çünkü inanın çok kötü durdu yani. Bak korkmadım değil yani. Kangren olurum, kolum kesilir falan diye bayağı bir korktum, tırstım yani bu olaydan. Biliyorsunuz hani elma sirkesi denedim, şunu denedim, bunu denedim olmadı. İlk gün bağladığımda ertesi günü bu hani yanıkta yanık olduğu zaman hani böyle bir baloncuk çıkar ya yanan yerinizde. Öyle bir baloncuk çıktı. Bu baloncuktan ben çok korktum. Ahmet dedi ki buraya kadar şimdi yol aldık. Bunun geri dönüşü yok. Hani hastaneye gitsek bile ne diyeceksin artık orada? Sen bunu patlat. Tabii steril bir şekilde yani dezenfekte edilmiş bir şekilde onu ben patlattım. İçindeki kanda hafif su aktı. Ama korku var bende tabii. O İkinci günü diyorum Allah'ım ne olacak bu ne olacak bu. Üçüncü günü her gün biraz daha ip doladık sıktık ip doladık sıktık ama her ipi sıktığımızda bayağı acımaya başladı. Sonra üçüncü gün işte öyle daha bir daha ipi sıktık. Dördüncü günü öyle bıraktım hiç ellemedim. Bugün 5. günü bir daha bir ip dolayıp sıktım ve şimdi size result'ı göstermek istiyorum. Durum nedir diye. Kapkara oldu. Kene gibi bir sürü ip var ucunda. Görüyorsunuz değil mi? Bir dakika bir zoom yapmayı deneyeyim sizi şöyle. Yani küçücük bir şey kaldı ve kapkara oldu. Zoom'u çekeyim. Yani iyice ne karardı bu? Şöyle. Şu taraftan, şu taraftan. Her yerinden çekeyim. Yani düştü düşüyor yani ufacık bir şey kaldı yani ne bileyim kocaman da biliyorsunuz korktum yani 4 gün bugün 5. günü düşecek bu yani kapkara oldu önce yeşilimsiydi işte üstünde o baloncuk çıktı sonra morlaştı daha da morlaştı böyle bir garip oldu şimdi de kapkara oldu yani. Bakalım hangi gün bunu düşüreceğim. Yarın ümit ediyorum veya bu akşam ümit ediyorum düşüp gider. Ve bana o alternatif tıpla ilgilenen aile doktorumuz şey demişti. Bu yöntemle iz kalmayacak. Çünkü altında önce bir temiz deri oluşuyor. Bu düşüyor. Yani et beni. Önce yani bir doktorunuza gösterin. Ha et beni derse yani fibrom derse okey bağlayın. Ama aldırma imkanınız varsa gidin dermatoloğunuza kestirin yani. Acımadı diyemeyeceğim yani. Birkaç gün acıdı. Evet, et benimin sonucu bu. Bakalım hangi gün düşecek. Düşmeden önce bir çekeyim dedim. Yoksa diyeceksiniz. Aa sen onu sadece bağladın. Kestirmiştin falan. Yok arkadaş. Kestirmedim. Böyle kapkara.
Biliyorsunuz etimin rengindeydi yani ilk videoda bakarsanız. Evet, bakalım sonucu ne olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.